Herkese merhaba arkadaşlar, yabancı oyuncu kanalına Zatfin. Ve arkadaşlar bugün sizinle beraber Air Truck Simulator 2'deyiz ve karşınızda bir tane Scania. Çok değişik gelen, bana böyle yapabilirim dediğim bir arabayla karşı karşıyayız. Bunu yapacağız bugün. Hemen aracı yapılandıracağım. Gördüğünüz gibi şu anda hatalı gibi gözüküyor araba ama maalesef diyorum. Neden maalesef dedim bilmiyorum ama hata yok. Sadece üstüne sonra öyle giydirme falan yapılıyormuş. Onu şimdi göstereceğim size. En iyisi 880 beygir. Onu seçelim. Burada da şöyle yapalım. Şunu da iç tarafında sonra değiştireceğiz. Şu an gördüğünüz gibi siyah göstermekte her şey. Şurada iki tane desen gelmiş. Tek yanında beraberinde, artık kim neyi seçerse. Ben şunu beğendim. Şunu da siyah renginde seçeceğim. Çünkü gördüğümde çok hoş duruyordu. O da yeşil olsun. Sanki Razer'a çalışıyormuşuz gibi oldu ama. Bunu da eklesek bilemedim ama. Bunlar böyle. Şu olsun, krom siyah. Şimdi dikkatinizi çekmem gereken bir olay var. Çok hoşuma giden bir olay hatta. Şu şapkası şöyle daha iyi. Evet, bakın. Cam kısmında bir modifiye olay var. Siyah. Böyle kapatabiliyorsunuz. Yani böyle bir renk de var. Kırmızı, yeşil. Şu kırmızı çok hoş. Ki fotoğrafta da ona benzer bir renk gördüm. Oradan etkilenip hemen aynısını yapmak istedim. Gördüğünüz gibi az önce önü boş, hatalı gibi gözüküyordu ama şuradan bunu toparlayabiliyoruz. Bu da güzel bir detay olmuş tabii ki de. Burada ne var? Bunlarla da şöyle çok çirkin oluyor arabanın önü. Ana ne? Ama boş kalmaktansa daha gibi geliyor. Daha gibi, daha iyi gibi. Ben niye konuşamıyorum? Allah Allah. Sade bir şeyler arıyorum açıkçası. Sade bir şeyler daha çok hoşuma gidiyor. Şöyle yapsak. Yani ne bileyim. İdare eder gibi bir şey oldu. Şunu da. Neyse, bu kalsın. Teker kısmında ne var bir bakalım. Evet, kendine özel jantlar var. Çok güzel değil mi? Şu daha hoştu be. Daha bir seksiydi. Jant zaten kendine özel. Simsiyah jantlar. Jant diyorum, tekerler. Evet, şunları şöyle hepsini ayarlayalım. Aa! Bu ne böyle? Bu yapımcılar tarafından mı yapılmış? Bu arada yapımcılar John Barr artık nasıl okunduğunu bilmiyorum. Nereli olduklarını da bilmiyorum. Arkadaş şu daha iyi. Evet. Şöyle jant kısmına değinmeyeceğim. Kollar şöyle olsun. Kapı kolları. Arkada da böyle bir şey var. Yani ne kadar kalabalık o kadar iyi demişler değil mi? Bu neymiş? Bu standart zaten. Evet, şimdi iç kısmına gelelim. İnşallah içeride de bayağı bir modifiye olayı vardır. Şu direksiyon en azından düzelmesi lazım. Tamam, sana geleceğim. Sallanılabilirler DLC'si vesaire. İçeriden şu siyah seçsek mi bilemedim. Tam bir Türk tırı yapacağız gibi böyle yaparsak. Kalsın en iyisi, seçmeyelim bir şey. Sen şöyle, seviyorum bu kuru kafayı, neden bilmiyorum ama hoşuma gidiyor. Bu kadar mı lan? Evet, şuraya. Bu da DLC. Ne ekleyelim? Bir bardağımız olsun. Bir cüzdanımız olsun. Bir de gözlüğümüz olsun. Ne olacak başka yani? Standart zaten. Buraya da en iyi çanta veya laptop yakışıyor. Bunda laptop yakıştı misal. Buraya da şöyle. Yok, cep telefonu ekleyelim daha iyi. Şu aşağıda da bir şey var. Evet. Buraya da buzdolabımı ekleyelim. Yani buzdolabı biraz fazla gibi geldi ama hiç yoktan iyidir. Ya ben şu direksiyonu anlamadım şu an. Şunda da bir şey var diye bekliyordum açıkçası. Ne yapsak? Neyse, her şeyi ekleyeyim bakalım. Önüme ne gelirse içeri şunu yapalım. Bu olsun. Ve yeşil olsun. Tamam. Buradaysa olay. Manla başlayalım. Devam edelim. Bunu da ekleyelim. Seni de ekleyelim. Hiçbirini unutmayalım. Kimseye haksızlık olmasın. Yalnız kırmızı ortada daha iyi olurdu be. Neyse. Böyle bir şeyle yaptık iç kısmını da. Şu direksiyon şöyle kalması hoşuma gitmedi ama neyse. Onayladım. Takas diyeceğim. Elimdeki tırla değiştirelim. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum hayırlı olsun için. Öndeki krom çok parlıyor şu anda. Aa, what the... Ne oluyor lan orada, gördünüz değil mi? Yalnız ne oluyor, bir hata var. Modda bir hata var gördüğünüz gibi. Sağ solu bayağı etkiliyor.
Ama çok hoş. Yani Chrome sanırsam yan aynalar vesaire hepsini komple Chrome yapsaydım daha iyi birleşeceklerdi gibi. Oo, çok agresif bu tır. Bir de hızına bakalım. 880 beygir neymiş? Nasıl bir şey? Vay 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 vay. Bir de içi falan değişeydi aslında iyiydi. Ama sesini çok sevdim şu anda. Bakın hata var. Hata var. Neden olduğunu çözemediğim bir hata var. Hemen bir iş bakacağım. Hemencik bir iş alalım. Kısa bir şey olsun lütfen. Şu ilk iş fena değildi aslında. Daha kısa bir şey var mı diye bakıyorum. Hop bu neydi? Neyse tamam zaman kaybetmeyelim. Burada daha iyi ücret veriyorlardı galiba. Bakın yan aynalar vesaire. Yani hatayı görebiliyorsunuz zaten. Ama tır güzel olmuş. En azından sesi güzel olmuş. Görüntü olarak da bir farkı ortada yani. Yalnız niyeyse son zamanlarda şu şey ayarı sandalye ayarı bayağı koltuk ayarı sıkıntı oldu. Neden bilmiyorum ama herkes her araçta neredeyse şu koltuk ayar yapılmadan geliyormuş gibi hissediyorum. Hani 7 ile kalkı bakalım. 880 beygirin var yani. Biraz ağır kalkıyor yine de. Normalde ben kullandığım tırlarda 7 ile kalkarım yük yoksa ve daha rahat olur. Bir sorun olmaz ama bunda bir zorlanma sezdim ben şu an. Kornaya gelelim. Gaza basınca korna duyulmuyor bile. Gömerim böyle seni. Evet, Chrome kısmı güzel de şu siyah direksiyondaki siyah hataymış gibi görünüyor bana. Nedense bilemiyorum. Hata gibi gözüküyor. Çünkü üzerinde ışıklandırma hiçbir şekilde etki etmiyor. Genelde hatada böyle oluyor. Yoksa ışıklandırma olur oradaki siyahlıkta. Şuradan girecekmişiz. Drift yapmaya pek de müsait bir tır gibi ha. Bayağı bir gazladım bunu. Vuts. Al bakalım. Ama çok yakışıklı ya. Şu önden çok hoştur. Gerçekten güzel duruyor. Bir de şu hatalar olmasa çok daha iyi olacak da işte. Yanlış, yanlış döndürdüm. Yanlış döndürdüm farkındayım. Önce şöyle biraz geniş alayım. Sonra toparlayalım. Tamam. Şimdi oldu. Sen kalkamazsın abicim 7'de 8'de. Kendin zar zor kalkıyorsun. Yükle beraber bir de kalkacaksın ha. Ne taşıyoruz? Biraz hafif gibi geldi bana. 25 ton. Hadi canım. Yükle beraber daha iyi hissettiriyormuş araç. Kendini daha iyi hissediyor yani. Yüksüz ağır kalkıyor gibi. Yükle beraber daha hafif yani. Yüke nazaran daha hafif kalkıyor. Sanki aynı gibi yani. Hem yüksüzken hem de yüklüyken ikisi de aynı gibi. Enteresan olmuş. Bu bir hata mı bilemiyorum ama. 7 ile kalkmaya çalışacağım. Bakalım nasıl olacak. Yani fena değil korna. Düz olmaktansa iyidir. Yok. Aynı değilmiş. Bu tır niye böyle geçti gitti? Aynı değilmiş abi. Ama göz aynı gibi duruyor 2 ile kalktığımızda vesaire. Normalde 2 ile bile zorlanır tırlar 25 ton varken. Tam 880 beygir olabilir ama yine zorlanması lazım. Girdim ben abi. DLC hatalı. Ya bir tek işte DLC sorunu var burada. Ya abicim sarda geçtim ama. Hay Allah Allah. Aniden döndürseydim kaza yapacaktım. Onu bildiğim için öyle girdim. Neresi girmiş bunun? Ben onu anlamadım şu an. Geri gitsen çıkacak mısın peki? Nereye takıldık ki biz?
Anlamadığım bir yere takılmışız. Hemen 8 alayım. Hızlansın. Geçen şey gördüm. American Truck Simulator'da bayağı güzel bir mod yapmışlar. Güzel dediğim, hayatımda gördüğüm en hızlı tır olabilir. Çünkü 3000 beygir gücü vardı galiba motorun. Tam emin değilim ama o civarda bir şeydi. En fazla ben bugüne kadar ETS'de ve ATS'de 1000 beygir gördüm. Onun üstünü görmedim. Yoksa 10.000 de mi vardı? Şu DAF vardı. DAF Evo. O 10.000 miydi acaba? Değildi sanki ya. O da bayağı efsaneydi. Bir de keşke iç kısmında direksiyon vesaire değiştirselermiş yani. Standardından birazcık daha modifiyeli bir şekilde getirselermiş. Çünkü dışarısı modifiyeli, içerisi düz Scania yani. Bildiğin hiçbir şey değişmemiş. Sadece bir içeride şu renklerle oynamışlar gibi. Misal butonlardaki o yazılar, işaretler yeşil olmuş. Normalde bilmiyorum. Scania uzun zamandır kullanmıyorum stok haliyle. Normalde böyle mi hatırlamıyorum ama şu gözü çok hoş. Yani dışarıdan şu görüntü bayağı bal olmuş. Bunun ayarlarını ne zaman oynadım ben? Normalde o dışarıdan görüntüydü ama. Fuuu çıktım. Şuradan bir bakalım. Şu ayna kısmı çok güzel ya, çok efsane olmuş yani, bildiğin parlıyor her yer, krom. 12. vites aldım, biraz boğdum aracı. Freni çok iyi. Freni güzel olmuş. Ya rahatlıkla geç durabiliyorsun bununla. Allah'ım ya. Şu sol tarafa bak. Gerçi sizde şöyle göstermem gerekiyor. Şu sol tarafa bak falan diye. Uykum mu var? Ne ara uykum geldi benim ya? Bir de otobüs modları yenmiş. İki tane yeni. Biri Mercedes, biri de Scania'ydı sanırsam. Onları da yakın zamanda incelemeyi planlıyorum. Onun dışında ETS'ye nedense çok böyle wow diyebileceğimiz modlar gelmiyor. Onu anlamadım. ATS'nin etkisi olsa gerek diye düşünüyorum. Çünkü ATS'de gerçekten wow diyebileceğimiz modlar geliyor artık. Çok hoşuma giden modlar oldu. Ben birkaç tanesini çektim zaten. Yakında yayınlarım. Yani bu videoyu yayınladığımda gerçi onlar yayında olacak bazıları en azından. O yüzden bu cümle biraz saçma olacak. Çekil lan kardeşim, ben geliyorum soldan. Alayım 12. vitese. Maksimum hızı. Hız gösterge nerede yazıyor? Bir bakalım var mı böyle bir şey. Maalesef yokmuş. Yok. Ancak bunu açarsak 124 km ile gidiyoruz. 12. vites. Daha ötesi yok zaten. 220 km yol kalmış. Çok da uzak değil. Bu arada ATS diyorum. ETS multiplayer buluşması çok çok uzun zamandır. Hatta şöyle söyleyeyim, sanırsam bir 30.000'den beri yapalım diyoruz. Bir türlü yapamıyorum ben. Siz istiyorsunuz, ben yapmıyorum gibi bir şey oldu. Şeyini, program planlamasını yapmam gerektiği için zaman ayıramadım açıkçası. Öyle bir şey yapalım mı? Bir ETS'de böyle topluca bir buluşma yapalım ama o buluşma nasıl olacak derseniz, büyük ihtimalle ben size save dosyamı vereceğim. Profil dosyamı vereceğim. Siz de aynı şeyi kuracaksınız ve hepimiz iş aldıktan sonra tabi hepimiz işle beraber aynı noktadan doğacağız. Öyle olduğu zaman durum ne oluyor? Çok basit bir şekilde hepimiz aynı işi götürmüş oluyoruz ve rahat oluyor. Yoksa işsiz dolaşmak birazcık sıkıntılı oluyor. Trolleme oluyor ki işle beraber de trolleme epeyce olacaktır biliyorum. Yani o yüzden de birazcık multiplayer yapasım yok gibi bir şey oluyor. Çünkü birkaç kere oynadık. Can. O neydi kız? Ne düştü lan? Direksiyon parçası değildir inşallah. Kırılıp dökülüyor şu sıralar. Kasa bayağı
kasa dökülüyormuş gibi hissettim ama neyin sesiydi o, anlamadım. Evet, ilerleyin bakalım. Of, özür dilerim. Özür dilerim. Buf diye bayağı bir boğuldu. Yani çok troll oluyor. Ondan dolayı canlı yayınlarda denediğimde sıkıntı oldu. Yani ben de istiyorum oynayalım güzel güzel ama bazı arkadaşların derdi sadece birbirine çarpıp trollemek oluyor. Böyle eğlencelidir diyorlar ama değil tabii ki de. Bir de böyle olunca durum banlanma riskin de artıyor. Kalabalıktayken banlanma çok daha kolay oluyor yani. Bazen moderatörler şeye bakmıyor. İşte kim hatalı, kim hatasız. Hepsini banlayalım, gitsin oluyor. Ve ne oluyor? Bir bakıyorsun, banlanmışsın. İlk buluşmamızda, ilki mi? İlki değil galiba. İkinci veya üçüncü buluşmamızda şey olmuştu. Herkes aynı anda kornaya bayağı yüklendi. Vom 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 diye biri de bizi reportlamış. Hepimiz ban yedik ama birkaç saatlik yemiştik banı. Öyle bir şeyler de oluyor işte. Multiplayer'e giren birisi de değilim yani. Ban yesem ne olacak? O tarz korkum da yok ama yine de böyle oynamışken eğlenceli bir zaman geçirelim istiyor insan. O yüzden aşağıda yorumlarla belirtmeyi unutmayın. Bu konu hakkında düşüncelerinizi benimle paylaşın. Bakalım kimler ne düşünüyor. Korna niye? Motor sesi o kadar fazla ki korna duyulmuyor bile. Bir de ATS'de burada ışık. ETS'de burada. Normalde ETS'den aldım profile config kısmını. Hepsini o tarafa attım. Eşit olması gerekiyorken farklılar. Hala o parçayı merak ediyorum. Nereden nereye hangi parça düştü? Yani demirin üstüne isabet etti. Aşağıda demir de kasa var bir tek. E kasanın üstüne düşebilecek hiçbir şey yok yukarıda. Anlamadım açıkçası yani. Direksiyondan parçalansa kasaya gitme ihtimali de düşük. Çok enteresan. Yoruluyor muyum? Tamam, sıkıntı yok. Sızalım birazcık, eğlenceli olur. Oo, tren. Çok uzun zamandır tren görmüyordum ben de bu oyunda. Hadi ilerle, hadi. Senin ben kullanacağın arabaya. DLC ile oynayalım. Şöyle bir sallansınlar. Hadi hızlan hızlan hızlan. Sakin bir şekilde vites değiştirdim. Project Cars oynayasım var ya. Nedense bilmiyorum. Bugün yani bugün atacağım ama tabii ki de size öyle olmayacak. Bugün şu an işte bugün normalde videoyu atıyorum. Bu videoyu geç atacağım için çoktan görmüş olacaksınız ama o günmüş gibi izleyin siz bunu. Duygularımı paylaşayım sizinle. Acayip hoşuma gitti Project Cars. Yani bayağı oynayasım var şu anda. Hatta sabırsızlanıyorum yani. Çabucak videoyu izlesinler, bana feedbacklerini göndersinler. Çekelim falan dedikleri anda abi izleriz falan oynayalım ya çok eğlenceli oldu dedikleri anda böyle üst üste oynayasın var gömesin var birkaç bölüm. Ya döneceksin sen. Geçtik geçtik geçtik. Üzülme üzülme geçtik. Hadi 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 geçiyoruz. Ay nay 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 geçiyoruz biz nay nay nay. İşte böyle bir durum var. Of, o neydi? O ses çok iğrençti o ses. O ses neye benzettim biliyor musunuz? Bak bak. Çok ayıp bir şey olacak ama ishal olursun ya. İshal olursun böyle yapıyorsundur o işi. Ve artık ıkınmışsın böyle. Çok iğrenç ya. Ona benzettim ben o sesi. Öyle çıkıyordu galiba hatırladığım kadarıyla. En son ne zaman ishal oldum onu da bilmiyorum ama bir sene olmuştur herhalde. İğrenç konulara girdik. İnsan neden ishal olur?
Olduktan sonra kahve mavi değişik yöntemler vardı. İnternette araştırmıştım. Kahveyle limonu sıkıp içmen mi gerekiyor vesaire. Ay iğrenç şeyler. Allah kimsenin başına göstermesin öyle bir şey. İhsan sıkıntı ya. Hele toplum içindeysen, bir de aniden tutturduysa of yandın yandın. Yasal uykusuzluk sınırını geçmeyin. Geçtik, ne yapalım şimdi? 60 kilometre kaldı. Uyuyayım mı yani şimdi? Sonra patron ne diyecek? İşi zamanında teslim etmedin diye bana bağıracak, çağıracak. E paramızın yarısını vermeyecekler belki. İşte olmuyor yani. Bizim kalitemiz ortada arkadaş. Biz işi zamanında teslim ediyoruz. Yeri gelirse uyumuyoruz. Yeri gelirse aç kalıyoruz. Karnımız doymuyor ama işi teslim ediyoruz. Böyle insanlarız biz. Yani bu niyetle işe yola çıktık ve o yüzden bu kadar zenginiz. Bak. Gir. Oo. Ufaktan bir dokundum. Ya hata olmasa çok daha iyi bir noktada olurdu bu tırda ama yine de tavsiye ediyorum. Sırf şu güzelliğini görmek için oynayın. Vardı Türk arkadaşlarımıza birkaç mod yapmışlar. Bundan önce de yapıyorlardır illaki biliyorum ama yani benim dikkatimi çekecek modlar değildi bazıları ya da genellikle. Bir tane dikkatimi çekti şimdi. Sanırsam otobüsün bir tanesi öyle bir şey olması lazım. Hemen kenara notumu aldım. İnceleyeceğim onu da. ATS'de de vardı bir tane otobüs modu. Onu da inceleyeceğim. Bayağı bir otobüs var. 12. vites ağır kaçtı arkadaş sana. Öyle gireyim ben. Evet. Şöyle bakmış oldum. Bizim buzdolabı da orada duruyor. Bir de arkaya göz atacağım. Hemen şu işi bir teslim edeyim. Şöyle arkaya bir bakalım. O yatma kısmını dönebiliyor muyuz kamerayla? Bazı modlar çünkü ona imkan tanıyor. Ama genelde öyle bir şey olmuyor. 23 kilometre kalmış. devir. 12'ye alalım artık yeter. Seni de alayım. Sizler de alayım. Uzun yolum daha var. Önüme girmeyin. Biraz yavaşlayalım. Ne hız sınırı? Çifte hız sınırı mı verdin? Ha, kazaya sebebiyet. Okey. Tamam, sıkıntı yok. Kaza yaparız biz abi. Alışık olduğumuz şeyler bunlar. Hadi arkadaş, hadi yol verin. Yol verin. Kazaya sebebiyetten gidiyoruz sonra. Of, çok sertti bu. Niye böyle oldu? Dur ben şuradan gireyim abi. Bana müsaade. Ben şöyle City Car oynuyormuşum gibi hayal ettim kendimi. Çok zaman kaybettim. O yüzden giriyorum. Hala buradan devam diyor. 4 kilometre bu kadar uzun olmamalı abi. Nereye götürüyorsunuz beni ya? Şehir dışına çıkarıyorlar. Sızacağız birazdan. Onu da bekliyorum ben. Evet, hedefimiz gözüktü. Hey otobüs, geçen sana benzeyen Mercedes'i inceledim ben. Bayağı benziyordunuz yani. Bak her yerde hata. Artık iyice sızmaya başladık ama çok çok az kaldı. Dayan. Ah! Aman onun üstüne çıktı. Böyle bir şey ilk defa görüyorum. Man Mercedes'in üstüne çıktı. Evet, kırmızı cezasını almamak için öyle geniş döndüm. Ve cezayı da yemedik. Bazen yiyoruz tabii ki de hep işe yaramıyor o taktik. Dur 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 dur. Burada deneyeceğiz misal. Burada işe yaramayacak gibi. Yani hissediyorum abi. Evet, şimdi gelelim park konusuna. Abi basit park, hani ETS'ye güncelleme gelmişti, daha zor olmuştu bu park olayı. Ne yaptınız abi siz sonra? Onu değiştirdiniz mi? Ne oldu olay? Bir bakayım ben, dur. Dur. Ne kadar uzağımda, ne kadar kolayımda ona bir bakayım. Hop,
Hop. Jantlar yakıyor yalnız ya. Bir de kısa bu dorse şu an. O yüzden yani uzun kadar zorlanmayacağız tabii ki de ama bu da kolay olmayacak yani. Ben genelde park konusunda zaten hep kötü park ederim. Böyle bir yeteneğim vardır. Bana özgü bir şeydir bu. Taklit edilemez yani kesinlikle. Ama tır çok güzel ya. Evet, biraz şöyle gideyim geri geri. Git 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 git. Git. Şöyle birazcık daha düz bir şekilde duralım. Tamam. Hadi bakalım. Bu sefer de yapamayacağım gibi ama en azından bir denemiş olacağız. Çok fazla çevirdim. Nedense park edesim yok bugün benim. Allah Allah. Hiç günümde değilim. Bak işte ters çeviriyorum direksiyonda. Yine aynı şey yapıyorum ya arkadaş. Hadi hadi hadi. Ya enter'a basacağım gitsin ya. Kim uğraşır bununla? Vasatın üstü. Hasar varmış tabii. Zamandan kaybetmedik ama şimdi ne oluyoruz lan? Hayırdır kardeşim? Şimdi tıra bir bakalım şöyle. Dışarıdan bir bakalım. Çünkü çok yakışıklı bir tır. Bakın. Çok hoş. Şu kırmızılıklar vesaire çok detaylı olmuş. İsterseniz dediğim gibi renklerini oynayabiliyorsunuz. Şurada bir hatam var altta. Kırmızı, sarı, yeşil olayı var orada. O hata gibi gösteriyor, gözüküyor en azından. Onun üstünü gömebilirdik belki de. Her yer krom. Parlıyor. Mübarek. Mübarek güzel olmuş. Yani şu renkler çok değişik olmuş yani. Sanırsam Duff Eva'dan sonra ilk tır bu. Böyle yapmış olan, bu olayı kullanmış olan. Yansımalar vesaire de görebiliyorsun zaten. Güzel. Sevdim. Tavsiye ediyorum. İndirip bir deneyin. Boyutu da çok fazla değil. 50 megabayt falan da 59 megabayt mı öyle bir şeydi. İndirin bir bakın. Scania şeyinde dealer shop'unda çıkıyor. Satış mağazasında çıkıyor diyelim. Oradan alın. Çok pahalı değil. İlk Scania zaten. Ki mod falan benim gibi mod oynuyorsanız kesinlikle paranız boldur. Sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Bu kadar abi. Videoyu beğendiyseniz her zaman gibi beğenip paylaşmayı unutmayın. Ve kanalımıza yeniyseniz abone olun ve bir sonraki arka videoda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın ve her zaman gibi benimle kalın.